Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte o sözünü vermiş olduğum videoyu çekmiş olacağız. 9, 10, 11 ve 12. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarında 9 ve 10'da çok bir şey yok da 11 ve 12'de belirli eklemeler mevcut. Onların tamamını e, video olarak size anlatmış olacağım ve de dokümanını sizlerle paylaşmış olacağız değerli dostlar. 9 ve 10. sınıfı çıkarttım. Şimdi bu tek videoda 9 ve 10'u konuşacağız. Sonrasında 11 biraz kalabalık, onları parçalara böleceğim. 12 bir tık daha az kalabalık, onları da yine parça parça bölmüş olacağım. E, 9 ve 10'da çok bir şey yok ama gözlerimi bozdu. Yani bozuk olan gözlerimi daha da bozdu sağ olsun Eğitim Bakanlığı. E, i̇ki kitabı da yani geçmiş kitabı da yeni olan kitabı da yan yana koyup değerli dostlar ikisine de detaylı bir şekilde ne yaptık incelemiş olduk. Bazı kavramlar mesela 11'e geçtiğim zaman göreceksiniz. 11. sınıf kitabında mesela bazı kavramlar aynı. Fakat ben üzerinden geçmek için anlatmış olacağım. Bu tip şeyleri de anlatacağım size yani. 12'de de aynı şekilde yapacağız. Mesela bitkiler kısmında hoşuma giden tablo var. O tabloyu kullanacağım. Diyeceğim ki bakın bunu normalde çok büyük bir değişiklik yok burada ama... ...bu tablo hoşuma gittiği için kullandım diyeceğim. Böyle böyle gitmiş olacağız. Belirli bir süreç çerçevesinde yani yaklaşık olarak tam bir bir ay sürecek bu videonun çekimleri. Ee, toplamda dizgici abimiz yazdırdım ben 35 sayfa konuşacağız ama bu 35 sayfayı ikiye ayırıp konuşmayacağız. Yani tek sayfa şeklinde konuşmuş olacağız. İki blok şeklinde değil de her sayfa tek blok şeklinde anlatılmış olacak. Zaten kaynak olarak met kitabını aldık. Ee, buradaki dokümandaki bütün bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı kitabından biz sadece işte bu eklendi. Şu ifade değiştirildi şeklinde e, belirli hatırlatmalar yaptık size. O zaman başlayalım değil mi Cancağız? Hadi başlayalım. Videoya başlamadan öncesinde bir beğen tuşuna basmayı, bir de artık kanalımıza abone değilsiniz olmayı önemli rica edeceğim sizden. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi 9. sınıf güncellemesi bu güncelleme şeklinde geçiyor. Ee, bir güncellemeyi rastladım burada o da arkelerle alakalıydı tamamen spontan gelişti bu arada yani hakikaten böyle bir şey araştırıyordum arkelerde bir değişiklik olduğunu sezdim ve onu gördüm. Eski bilgimiz şöyle arkelerin bozonları daha çok ökaryot hücre ribozomlarına benzediğinden bakterilerden farklı olarak da, antibiyotikten etkilenmez diyor. Yine bu e, yeni kitapta da aynı. Biz daha öncesinde ben geçen sene videoyu çekerken şundan bahsetmiştim. Demiştim ki fotosentez fotosentez arkelerden çıkarıldı demiştim. Arkeler sadece kemosentez yapma özelliğine sahipti Milli Eğitim Bakanlığına göre. İşte bakın kemosentez ifadesi eski kitapta yer alırken artık yeni kitapta arkadaşlar böyle bir bilgiye rastlamıyoruz biz. Yani bu şu demek fotosenteze fotosenteze ve kemosenteze kemosenteze arke için girmemiş değerli dostlar. Dolayısıyla hocam biz buradan kaldırıldığını mı anlayacağız? E adam size söylemiyorsa arkadaşlar ne yapmıştı bu bilgiyi kaldırmıştır. Yani size arkelerde fotosentez var mı, kemosentez yok mu vesaire diye soramaz dostlar. Buna girmemiş. Neye girmiş peki? Hastalık yapıcı formunun olmadığına ve de endospor oluşturan bir arke olmadığını söylemiş. O zaman endospor oluşumu kime özgü olacaktır sadece? Bakterilere özgü olmuş olacaktır. Endospor bir korunma şeklidir. Üreme şekli değildir. Tekrar bir kere daha hatırlatmış olayım. Bu arada bu videoyu hiçbir halt bilmiyorken izlersen patlarsın abi. Önce konularını bitir, sonrasında gel bu videoyu izle. Çünkü ben burada detaylı bir şekilde konu anlatımı yapmayacağım. Çıkartılan, eklenen kısımlardan bahsetmiş olacağım bilginize. Tamam mı? 9. sınıf bu şekildeydi. Onun haricinde herhangi bir eklenen vesaire durumu söz konusu değil. 10. sınıfta eee sınıfta birkaç tane muhabbet söz konusu. Ona bakacağız şimdi. İnterfaz evleri daha detaylı anlatılmış. İnterfazda ne var abi? G1 evresi, S evresi ve G2 evresi var. Tarım Terbiye Kurulu'nun yayınlamış olduğu bilgide G1, S, G2 evlerinin detaylı şekilde girilmez deniliyor. Ama Yeni Milli Eğitim Bakanlığı kitabında Girilmiş. Biz de bu yüzden G1-S-G2 evresinde bir tık daha detaylı ne yapacağız konuşmuş olacağız. Şimdi G1 evresinde metabolik faaliyetler ne yapacaktı? Hızlanmış olacaktı. Çünkü ne yapacak? Adam bölünecek netice itibariyle. Protein sentezi, farklılaşma, büyüme ve hücre organlarının sayısı artması gibi durumlar G1'de bulunmakta. S evresi zaten sentez evresi diye adlandırılıyordu. Genetik materyalin yani DNA'nın kopyalanması olayı görülecekti. Burada ayrıntı özellikle G2 evresinde değerli dostlar. G2 evresinde hücre daha çok büyüyor. İnter fazla çekirdek belirgindir. Bakın çekirdeğin belirgin olduğundan bahsediyor. Bir de daha fazla çekirdekçi görülebilir diyor. Buna girmiş. Tek bir sentozomun kopyalanması iki tane sentozom oluşacaktır. Neden? Eşlenecek çünkü sentozom. Bundan dolayı hayvan hücresinden bahsediyorum tabii ki bitki hücresinde yok. Zaten bakın yuvarlak şekilde çiziyorsa eğer ki bu bir hayvan hücresidir. Eğer ki dikdörtgen şeklinde çiziyorsa bu bir bitki hücresidir. Unutmuyorsun önemli. Her sentrozom iki tane sentrol içerecek. Sentrozomlar hayvan hücresinde iyi ipliğini organize eder. Yani iyi ipliğini oluşturur demeye çalışıyor. Bitkilerde kim oluşturacaktı peki? Mikrotübürle oluşturmuş olacaktı. Genetik bilginin aktarımını sağlayacak kromozomlar kromatin halinde olduklarından henüz belirgin değildir kromozomlar belirgin değil. İnterfaz tamamlandıktan sonrasında mitotik evre ne yapacaktır? Görünmüş olacaktır. Ki mitotik evreyi biliyorsunuz zaten. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz şeklinde adlandırılan kısım yani burada artık son aşama ne yapacaktır? Oluşmuş olacak G2 evresinde. Bakın eskiden biz bu kadar detaylı vermiyorduk. Şimdi ise veriyoruz. Gördüğünüz gibi çekirdekçik kısmını göstermişiz. Ve çekirdek zarından bahsetmişiz. Kromatin iplikten bahsettik. Hücre zarından bahsettik. Ve eşlenmiş sentozomları da ne yaptık? Şekil olaraktan göstermiş olduk. Bir bilgi. Yavru kromozom ifadesi eklendi. Şimdi yavru kromozom diye bir şey görürsen eğer ki ne anlama geldiğini biliyor olman lazım. Şu bir kromozom mu babacığım? Bu bir kromozom değil mi? Biz bunu birisinin Anya'ya birisinin Konya'ya gittiği duruma ne diyeceğiz arkadaşlar? Kromotit demiş olacağız değil mi? Bunlar ne olacaktı? Birbirinin kardeş kromotiğiydi. Şimdi bakın buradaki kromotit ifadesi artık ne diye adlandırılıyor? yavru kromozom diye adlandırılıyor. Yani ÖSYM sana yavru kromozom ifadesini kullanırsa ne diye algılayacaksın? Kardeş kromatitin kutba doğru çekilme aşamasını algılamış olacaksın. Tamam mı? Not demişiz. Anafazda kromozomların sentromer bölgesindeki kinotokorlar Aynı anda belirgin olaraktan ikiye bölünür. Sentromer neresi babacı Burası. Bizim kinotokorlar nerede olacaktı? Bunların uç kısımlarında olacaktı. Aynı anda ne yapacaktı? Bölünecektir. Kromatitler sentromer noktalarından başlayaraktan birbirinden ne yapacaktı? Ayrılacaktır. Yani şu birleşik hali. Ben bunu ne yapacağım? Ayırmış olacağım. Kinotokorlara bağlı iyi ipitleri sayesinde kardeş kromatitler zıt kutuplara hareket etmeye başlayacaktır. Neden? Kinotokorlar ne yapacak? Çekecek bunları. Birisi anyaya gidecek. diye ise ne yapacaktır? Konya'ya gitmiş olacaktır. Kematokorlara bağlı olmayan ipliklerin hareketi hücre boyunun uzamasını sağlıyor. Bakın hücre boyunun uzadığından da bahsediyor. Dikkat etmekte fayda var. Tamam mı? Nerede? Ana fazda. Mitozdayım yani şu an. Ana fazda kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyor. Kutuplara çekilen her kromatit biraz önce bahsettiğim üzere yavru kromozom adını alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde ilk defa kullanılmıştır. Dikkat etmekte fayda vardır. Tamam. Kiyotokorlara bağlı olmayan mikrotürbülerin uzaması nedeniyle hücrenin boyu uzuyor. Bakın boy uzamasından bahsediyor. faz sonunda hücrenin her iki ucu eşit sayıda kromozoma sahip olmakta. Ana Anafazda kardeş kromatlarının ayrılması kromozom sayısı ve yapısı aynı olan hücrelerin meydana gelmesini sağlıyor. Bu da bu da onlar çok önemli değil. Bak şimdi burada 2N eşittir 8 kromozomlu bir hücreden bahsetmiş. 2N olduğunu nereden anlıyorduk arkadaşlar? Renkler birbirinden farklı bu yüzden. Bakın buradaki anafazdan bahsettiğim için mitozda görülen anafazdan bahsettiğim için her bir kromatit anafaz evresinde ne yapacaktır? Kromozom adını almış olacaktır. Geçici olarak tabii ki. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saymış oldum. 2 eşittir 8 kromozomlu bir hücre elde etmiş oldum. Evet başka bir güncellememiz de şu. Kolon kanseri ayrıntılı şeması eklendi arkadaşlar. Bilgi kutucuğu şeklinde. Yani bunun çok sorulacağını düşünmüyorum açıkçası. Fakat yine de bir göz ağaçlığınız, kulak ağaçlığınız olsun diye dökümanda bulunmakta. Şimdi kolon kanseri çok sıkıntılı bir kanser çeşidi ne yazık ki. Ve 5 evresi bulunmakta. Yavaş yavaş yaradım gerçekleştiriyor. Ve büyüme de gerçekleştiriyor tabi. Evrelerini şu şekilde anlatmış. Kanser sadece kolonun en iç duvarında. Evre 1'de. Bakın şu kısımda bulunmakta. Kanser kolonun iç duvarında gelişiyor. Tümör kolon dışına yayılmıyor. Yani kolon içerisinde kalmış oluyor. Şu şekilde. ev 3 kanser kolonun daha derin duvarına yayılmıştır. Ancak kanser hücresi lenf bölgenine yayılmamıştır. Yani Evri 3'te daha derinleşiyor. Fakat lenf'e henüz sıçramıyor değerli dostlar. Dolayısıyla Evri 3'te bu boyutta gördüğünüz üzere. Kon, e, kanser yakın lenf bölgelerine yayılmış ancak vücudun diğer bölgelerine yayılmamıştır. Artık lenfede sıçrıyor. Evre 4'te burada. Ve evre 5'te artık kanser ne yazık ki metastaz yapıyor. Ve akciğer, karaciğer gibi vücudun diğer bölgelerine de yayılıyor arkadaşlar. Ee, Ananem kalın bağırsak kanseriydi. İki defa atlattı. Şu an iyi tabii de. Ee, ama sıkıntılı kanserlerden bir tanesi de vücudu mahveden kanserlerden bir tanesi kendisi. Şimdi bilgi dedik bir daha crossing over kavramı biliyorsunuz arkadaşlar bir parça değişimi söz konusu crossing over'da fakat crossing over nedense daha detaylı bir şekilde işlenmiş crossing over kavramı detaylı hale getirildi meta fazla kalıtsal çeşitlik vurgulandı değerli dostlar crossing over olayı için bir mutasyon olmadı öğrenci arkadaşlarımız tarafından ya kardeşim bir mutasyon mu diye soran vardı galiba mutasyon çeşidi değildir denmiş. Genlerin yapısını değiştirmediği, kromozomların gen dizilimini değiştirdiği söylenmiş. Türe ait bireylerde yeni kombinasyonların ortaya çıkma ihtimalini arttırıyor. Yani kalıtsal çeşitliliği ne yapacaktır? Arttırmış olacaktır. Gelelim metafaz 1'e. Tetra tarihindeki homolog kromozomlar yani iki tane kromozoma tetra diyorduk. Tetra tarihindeki homolog kromozomlar kinotokorlarından kinotokon ne yapacaktır arkadaşlar? Tutunacaktır. Kinotokon mikrotubullarından kastımız ne? Bağlanma bölgesine tutunup ne yapacaktır? Çekilecektir. Hücrenin ekvatoral bölgesinde birisi bir kutba, diğer diğer kutba dönerekten rastgele karşılıklı şekilde konumlanacak. Biliyorsun metafaz bir evresinde homolog kromozomlar karşılıklı şekilde, yan yana değil karşılıklı şekilde ne yapacaktı? Konumlanmış olacaktı. Burada bir önem var bakın. Burada evet biz bunu anlatıyoruz zaten bir sıkıntı yok buraya kadar. Ama bu konumlanma kalıtsal çeşitliliğe sebebiyet verir diye ne yapmış söylemiş. Yani bu konumlanmanın, üst üste dizilmenin arkadaşlar kalıtsal çeşitliliği arttıracağını ve kalıtsal çeşitliliği ne yapacaktır? Neden olacağından bahsetmiş bilginize. Burada dikkat ettiyseniz bakın homolog kromozomlar karşılıklı dizilmiş. Birinci kromozom, ikinci kromozom, üç ve dört. İki farklı renk olduğu için iki eşittir. Dört kromozom. Zaten metafaz birde olduğumuz için mayoz birdeyiz. Ve mayoz birde iki an kromozom olmak zorundayız arkadaşlar. Anafaz birde genetik çeşitlilik vurgulandı. Ana faz 1'de kromozomların kutuplara rastgele çekilmesi, başka bir deyişle bağımsız açılımın gerçekleşmesi kalıtsal çeşitliğin temel sebeplerinden diye gösterilmiş. Bakın dikkat edin. Profaz 1'de crossing core olmasa da bu olay sayesinde genetik çeşitlik sağlanır. Soru bankalarının en çakallık yapmış olduğu yerlerden bir tanesidir bu. Biliyorsunuz crossing over profaz bir esnasında gözlenmekte. Ve crossing over gerçekleşmediği zaman bizim tayfa şunu zannediyor. Ya kardeşim genetik çeşitlik olmuyor. Hayır genetik çeşitlik oluyor. Profaz 1'de ne yapacaktır arkadaşlar? Rastgele çekilmede ne yapacaktır? Genetik çeşitliği sağlamış olacaktır. Burada güzel bir şekilde ne yapmış bu? Vurgulanmış bilginize. 4 kromozomlu 2'ye eşit 4 kromozom şeklinde. Profaz 2'nin süresini belirtmişler değerli dostlar. Yani profaz 1'e oranla daha kısa sürdüğünden bahsetmişler. Bu evre profaz 1'e göre ne yapacaktır? Daha kısa sürecektir demişler. Bilginiz olsun. Yine kromozomların belirgenleştiği zaten bunu vermiştik ama şu kısım yoktu daha önceki map kitabında. Burada süreye de girdiğini görüyoruz tamam mı? Mayoz 2 sonucunda Şimdi mayoz 2 sonucundan kastımız ne? 2 en kromozomlu bir ev, e, hücremiz bulunmakta. Bu mayoz 1 geçiriyor 2 tane en kromozomlu hücre oluşuyor. Ve mayoz 2 geçiriyor 4 tane en kromozomlu hücre oluşmuş oluyor. Mayozda oluşan haploid yani en kromozomlu hücreler olgunlaşma sürecinde sperm'e dönüşür, yumurtaya dönüşebilir veya da dikkat spor hücresine dönüşebilir. Sporu yeni eklemiş. Eskiden sadece sperm ve yumurta varken şimdi spor da var. Bu hücreler ana hücrenin kromozom sayısı yönüne farklı oldukları gibi genetik açıdan da hem ana hücreden hem de birbirinden farklı. Çünkü bunlar neyle oluşuyor? Mayozla oluştuğu için tamam mı? Spor hücresinde unutmuyorsun. Önemli spor hücresine farklılaşma da arkadaşlar mayoz bölünme ne oluyor tamam mı? Başka bir bilgi kalıtım konusundan. Şimdi Y kromozomuna bağlı kalıtımı biliyorsun. Anlatmıştık biz derslerimizde. Şöyle bir şema çizersem eğer ki Mesela çizdim abi tamam mı? Şöyle bir tane erkek olsun bir tane de pardon bir tane dişi olsun bir tane de erkek olsun. Baba hastaysa erkek çocuk ne olacaktı arkadaşlar? Hasta olmak durumunda. Y kromozomuna bağlı hastalıklar. Balık pulluk vardı yapışık parmaklı kulak kıllığı falan vardı ya. Öncesinde balık pulluk ve yapışık parmaklığı kaldırdılar sadece kulak kıllığı kaldı. Sonrasında dediler ki kulak kıllığını biz kaldırıyoruz artık ve sadece SRY genleri tarafından kalıtıldığı belirtildi. Yani yapışık parmaklık, kulak kılığı işte bunlar yok abi tamam mı artık? Bunlar Y kromozoma bağlı kalıtılmıyor. Hem erkek hem de işte gözlendiği için bu yüzden bu ifadeyi kaldırdı. Doğru bir hareket bu. Bunda yanlışlık yok. SRY genleri tarafından kalıtıldığını ne yaptı? Bize Milli Eğitim Bakanlığı göstermiş oldu. Güzel bir hareket bu. Ama tabii ki eski kaynaklarda maalesef böyle geçmiyor. Yine aynı muhabbetin lacivertinden bahsediyor. Sadece erkeklerde gözleniyor. Y kromozomuna bağlı kalıtım dişilerde gözlenmiyor. Yani erkek hastaysa, baba hastaysa erkek çocuk hasta olmak durumunda olacaktır. Bilginize SRY genleri tarafından ne yapacaktı? Kalıtılmış olacaktır. Ve evet çok doğru bir hareket daha yapıldı. Fakat işte hani bazen böyle kafa karışıklığına sebebiyet verir ya bu. Subprofitler yani ayrıştırıcılar. Biz subprofit diyorduk ayrıştırıcıların isimlerine. Subrotrof şeklinde değiştirdi. Yani ayrıştırıcılar subprofit demiyoruz artık. Subrotrof diyoruz. Veyahut da çürükçüler diyoruz tamam mı? Yani sen neyi unutacaksın abi? Subprofit ifadesini unutuyorsun tamam mı? Subprofit diye bir şey yok artık. Biz bunlara subrotrof diyoruz ne değişti hocam? Değişti işte ya. Kelime olarak da değişti yani. Tamam mı yani? Unutacaksın. Unutacaksın demek. Şey. Unutacaksın yavrucuğum. Tamam mı? Bunu yapacaksınız. Yapacak bir şey yok. Ee, ne yapayım arkadaşlar ya? <laughs> öyle öyle gerekiyor yani. Tamam mı? Saprotrof diyeceğiz bundan sonrasında. Hani görürsen orada lan ne bu acaba? Hani bize farklı bir dizgi hatası mı olmuş lan diye düşünme. Saprotrof şeklinde adlandırılıyor artık ayrıştırıcılar bilginiz olsun. Onun haricinde 10. sınıfta bir değişiklik yok. Onun haricindeki her şey aynı zaten. 11. sınıf güncellemesini daha sonraki videoda konuşacağım. Çünkü ben bu videoda 9 ve 10'u konuşmuştum. Tamam. O zaman bir sonraki video dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız efendim. Kendinize iyi bakınız. Panik yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi bakın çok spesifik değişiklikler var. Sadece 11 birazcık kalabalık olacak. Onları da video parçasına böleceğim. Sizi böyle bir saat alıkoymayacağım bilginize. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız efendim.